Sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı provasına hazır mısın Tonguç? Değilim hocam. Hazır değilsin biliyorum, mantıklı. Ama şimdi hazır olacaksın. Nasıl olacak? Öncelikle yazılımızın provasından önce bilmemiz gerekenleri, yani 2. dönem 1. yazılısında... Sorular var mı hocam? Tabii ki. İnsanlar, yerler ve çevreler ünitesinde bilmemiz gerekenleri göreceğiz. Ardından bilim, teknoloji ve toplum ünitesinde bilmemiz gerekenleri göreceğiz. Sonrasında da bak böyle çok güzel sorular hazır sana. Paraleller, meridyenler, GAP'ın etkisi. Aynı zamanda bunu açıklar mı hocam sınavı? Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarına baktık. Milli Eğitim'de çalışan hocalarımızla görüşmeler yaptık. Kolejlerde çalışan, farklı kurumlarda çalışan. Hocalarımız bize dediler ki biz bu ünitelerden soracağız. Çünkü kazanımlar böyle gösteriyor. Siz de buna benzer bir yazılı provası hazırlayıp YouTube'da öğrencilerle paylaşırsanız muhtemelen çocuklar da sınavlardan iyi notlar alır dediler. Biz de dedik ki hocam biz bunları anlatacağız. Sonrasında paylaşacağız. Sizler de inşallah sınavlarda bunları sorarsınız dedik. Tabii ki bunların bazılarını farklı şekilde sorabilecekleri için sen konunun her türlüsüne çalışman lazım. Bununla alakalı sana ödevler de vereceğim. Ama sen şimdi zaten çalışmıştın. Bomboş teneke gibi gelmemişsindir inşallah. Bazı şeyleri bir hatırlayalım. Üzerindeki tozları silelim. Ardından da beraber soruları çözelim. Ha, bazı soruları hiç bilmiyor olabilirsin. Bu ne ya, bunu hiç hatırlamıyorum diyebilirsin. Onların cevabını arkana yaslanıp izle. Ama bazı soruları hatırlıyorsan sen de videoyu durdurup cevaplayabilirsin diyorum Tonguç'um. Hemen ilk başta... Patlamış mısın alabilir miyim hocam yanına? Biliyorsun oğlum, sinema mı bu? Pardon. Bir dakika. Şimdi burada ilk başta böyle minik bir giriş yapacağız. Böyle konuları hafif özeteceğiz. Sonra ardından da soruları birlikte cevaplayacağız. Güzel bir yazılı olsun diyorum. İyi olan kazansın diyorum ve başlıyoruz Tonguç'um. Şimdi birincisi... Bilmemiz gerekenler, insanlar, yerler ve çevreler ünitesinin seninle bir alakası yok. Dolayısıyla sen çıkabilirsin. Ama temelinde insanlar, yerler ve çevreler ünitesinde dünyanın neresinde? Biliyorsun 5, 6, 7 tüm hepsi dünyanın aynı. Dünyanın merkezinde benim varım, ben varım hocam. Evet, dünyanın merkezinde sen varsın. Tebrik ediyorum ama normalde mesela hani WhatsApp'ta konum at diyorsun ya, arkadaşlarına konum at diyorsun. İşte dünyanın da kendince bir konumu var Tonguç'um. Bunu dünyanın, dünyadaki herhangi bir noktanın ekvatora ve başlangıç meridyenine göre konumu o yerin matematiksel konumunu vermiş oluyor. Mesela ekvator başlangıç paraleli oluyor. Aynı şekilde Greenwich'te, Londra'daki Greenwich'te, İngiltere'deki, bu da başlangıç meridyeni olmuş oluyor. Ekvatorun 90 tane kuzeyinde, 90 tane güneyinde olmak üzere toplam 180 paralel dairesi var. Yine başlangıç meridyenin 180 tane doğusunda ve 180 tane batısında olmak üzere 360 tane de meridyen dairesi var. Dolayısıyla paralelin ne olduğunu, meridyenin ne olduğunu, coğrafi konunun ne olduğunu bilmelisin. Birazdan zaten bununla alakalı sorumuz da geliyor. Ülkemizin güzellikleri haritada konusuna baktığımızda yeryüzü şekillerimizi, iklimimizi bilmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'de biliyorsun farklı farklı iklim tipleri görülebiliyor. Kuzeyimizde Karadeniz iklimi, güneyimizde ve güneybatımızda Ege ve Akdeniz'de Akdeniz iklimi, iç kesimlerde ise karasal iklim görülüyor. Bu iklimlerin genel olarak yeryüzü şekilleriyle bağlantısı var ve aynı zamanda iklimlerin yaşayışımıza da etkisi var. Haritalar üzerinde bunu bilmemiz gerekiyor. Ülkemizin zenginliklerini haritada incelediğimizde beşeri coğrafyaya bağlı olarak tarım, sanayi, ulaşım, turizm, nüfus, yerleşme ve kentleşme konularını da çok iyi harita üzerinde görebilmemiz gerekiyor. Mesela ülkemiz esasında çok güzel tarım arazilerine sahip. Karadeniz'de çay, fındık, mısır tarlaları, ağaçları varken aynı şekilde İç Anadolu bölgesinde de tahıl ambarı olan Konya gibi yerlerimiz var. Çevremizde kimler yaşıyor ünitesine baktığımızda, konusuna baktığımızda ise dünyada görülen bazı iklim tipleri var ki bunlar Türkiye'de yok. Mesela Türkiye gerçekten cennet bir ülke. Hem İngiltere'deki yağışlı iklim var, hem işte Orta Asya'daki karasal iklim var, hem İspanya'daki, Yunanistan'daki böyle Akdeniz iklim var. Ama Türkiye'de olmayıp dünyada olan bazı iklim tipleri var. Mesela muson iklimi. Muson iklimi Güneydoğu Asya'da Hindistan, Bangladeş ve buna benzer Endonezya gibi ülkelerde görülüyor. Burası yazın o kadar yağışlı ki böyle sel felaketi oluyor. Ekvatoral iklim her mevsim sıcaklığın böyle az değişti, yani 1-2 derece değişti. Her zaman yaz mevsimi görüldü. Tam da dünyanın ortasındaki ekvatorda görülen ve yine her mevsimi yağışlı olan bir iklim tipi. Kutup iklimi ise çok şükür ülkemizde o kadar soğuk yerler yok. Belki Erzurum ve Kars çevresinde böyle Kanada kadar soğuk olan yerler var ama kutup iklimi dediğimiz, yani 12 ay boyunca sıcaklığın 0 derecenin altında olduğu iklimler var. Bunlar da Antarktika'da, yani Güney Kutbu'nda görülen iklim tipleri. Gelelim diğer bir konumuza. Bilim, teknoloji ve topluma baktığımızda ise sosyal bilimler ve toplum kavramında şunu bilmemiz lazım. Tarih, coğrafya, sosyoloji, vatandaşlık, bunların ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Nedir bunlar? Birincisi tarih geçmişi inceliyor. Bunu zaten lisede ders olarak göreceğiz. Coğrafya yine şu anda gördüğümüz konularla bağlantılı olarak da yeryüzünü, insanları, doğayı, yerin altındakileri ve yerin üstündekileri nasıl oluştuğunu, neler ürettiğini ve nerelerde daha iyi olabileceğini araştıran bir bilim dalı. Sosyoloji toplum bilimi. Yani mesela
senin davranışlarını ölçen bilime biz psikoloji diyoruz. Toplumun davranışlarını ölçen bilime ise sosyoloji diyoruz sonuçum. Vatandaşlık zaten en büyük görevimiz. Oy vererekten ya da vergi vererekten, iyi bir eğitim alaraktan vatandaş görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Numizmatik paraları inceliyor. Arkeoloji, kazılar yaparaktan geçmiş dönemde yaşamış insanların nasıl yaşadıkları hakkında bilgiler toplamaya çalışıyor. Antropoloji, ırk bilimi kafatasına bakıyor. Hukuk ve ekonomi de mutlaka bildiğin kavramlardır. Hukuk, adaletle alakalı, yani anayasaların, kanunların nasıl uygulanması gerektiğini ve nasıl doğru olması gerektiğini biliyor. Ekonomi de zaten günümüzde paranın nasıl tasarruf edileceğinin tahminini yapan, bilimini yapan bir bilim dalı diyoruz. Şimdi burada da biraz cümle düşüklüğü oldu ama sen demek istediğimi anladın. Ekonomi önemli. Anladım sonuç. Hocam. Anladın. Sen anladın. Zaten herkes anlamış. Teşekkür ederim. Şimdi hayalimdeki gelecek konusu yine önemli ama araştırma yapıyorum konusunda araştırma basamaklarının neler olduğunu bilmen lazım. Yani direkt pat diye araştırma yapamazsın. Öncelikle bir tezin olmalı. Sonra bu tezle alakalı araştırmalar yapıp en sonunda bu tezi geliştirip insanlara sunmalısın. Bunlarla alakalı birazdan sorularımız gelecek. Bir de emek bir hazinedir konusunda da telif ve patent denen bir şey var. Mesela sen bir kalem ürettin diyelim ki, yeni bir kalem. Bunun telifini sana ait oluyor ve bununla alakalı patentle çıkarman gerekiyor. Şimdi hiç vakit kaybetmeden sorularımıza geçiyoruz. Gerçekten heyecan dolu bir yazılı bizi bekliyor. Oh be, inanılmaz güzel bir sınav hocam galiba bu. İnşallah diyorsun, bakalım. Ne ben de bakayım. Yani. Şimdi hemen böyle iltifatlarla böyle bol puan almaya çalışıyorsun ama sana yazılıda bol puanı verecek olan ben değilim. Ben burada sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Sen esasında kanaat notunu hocandan alacaksın. Dolayısıyla başlayalım. Paralel ve meridyenlerin özelliklerinden 4 tanesini yazınız demiş. Şimdi birincisi, paraleller şu böyle yatay olan çizgilerdi. Kuzey yarımkürede 90 tane, güney yarımkürede 90 tane vardı. Birincisi KYK'de, yani kuzey yarımkürede 90 artı GYK'de, yani güney yarımkürede 90 olmak üzere toplam 180 tane. 180 adet diye buraya yazıyorum 1. En uzun paralel dairesi tabii ki dünyanın en tombiş kısmında, yani göbeğinde yer alan paralel dairesi ekvator oluyor. Ekvatorun ismini mutlaka bilmelisin. Hocan sınavda sorar diyorum Tonguç'um. Ve aralarında da 111 kilometre fark var. Aralarında 111 kilometre fark var. Ne demek bu? Yani diyelim ki sen 0 paralelindesin. Ben de 90 paralelindeyim. Yani kuzey kutup noktasındayım. 90'dan 0'a kaç tane paralel var? 90 tane. O zaman burayla buranın arasında 90 çarpı 111 kilometre fark olduğunu bilmelisin. Tonguç evladım benim. Bir özellik daha ekleyelim. Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe bak boyları kısalıyor. Bak burada gittikçe daralıyor. En sonunda bir nokta haline alıyor. O zaman ekvatordan kutuplara doğru boylarını kısaldığında bilelim. Kutuplara doğru boyları kısalır. Niye? Hatta kutup noktasında artık bir nokta halini alıyor. Demek ki en geniş paralel dairesinde ekvator olduğunu, en uzun paralel dairesinde ekvator olduğunu bilmemiz lazım. Meridyenler ve özelliklerine baktığımızda mesela karpuzu dilimlemiş gibi oluyor böyle. Portakalı dilimlemiş gibi oluyor. Başlangıç meridyeni 0 Greenwich ama bunun sağında 180 tane, solunda 180 tane olmak üzere toplam 360 tane meridyen dairesi var. O zaman şöyle yazıyorum. 180 artı 180, hatta bunun doğuda, bunun da batı olduğunu söyleyelim. Toplam 360 adet meridyen dairesi var. 360 meridyen dairesi var. 360 meridyen var diye buraya yazıyorum. Başlangıç meridyeni, bunların hepsinin boyları eşit bu arada. En geniş falan demiyoruz. Başlangıç meridyeni İngiltere'de yer alan Greenwich. Bunu da yine aklımızın bir köşesine not almamız gerekiyor Tonguç. Aynı zamanda şimdi paraleller arasında 111 kilometre fark var dedik ama meridyenler arasındaki mesafe gittikçe daralıyor bak. Gördün mü? Aralarında mesafe daraldığı için her yerde aynı kilometre farkı yok. Sadece ekvator üzerinde aralarında 111 kilometre var. Ama aralarında her zaman aynı bir dakika farkı var. O zaman aralarında değişmeyen bir şey, hani dörder özellik yazacaktık ya Tonguç'um. Aralarında 4 dakika zaman farkı var diyebiliriz. Yani diyelim ki ben 10. meridyendeyim. Sen de 20. meridyendesin. 20'den 10 çıkarsa 10 kalır. 10 çarpı 4, 40 dakika zaman farkı var ikimizin arasında. Bir özellik daha söyleyelim. Boyları eşit. Hani paralellerin boyları gittikçe daraldığı için, nokta haline geldiği için değişiyordu ama meridyenlerin boyları eşit. Sadece aralarındaki mesafe değişiyor. O da kutup noktalarını birleştikleri için. Şimdi gelelim başka bir soruya. Aşağıda GAP'ın bölgeye etkilerine yer verilmiştir diyor. GAP nedir hocam? GAP şu Tonguç'um, Güneydoğu Anadolu Projesi. Şimdi eskiden Türkiye'mizin, güzel ülkemizin güneydoğusunda gerçekten bir kuraklık sıkıntısı vardı. Yani şöyle göstereyim. Türkiye'de biliyorsun her yer her mevsim yağış almıyor. Mesela Karadeniz her mevsim yağış alıyor ama Akdeniz mesela yazın kurak. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Türkiye'nin bir numaralı il nedir hocam? Türkiye'nin bir numaralı plakasından dolayı 01 Adana Tonguç evladım. Hayır hocam, yanlış biliyorsunuz.
Ne, İstanbul mu? Van'dır hocam. Ne alakası var? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 0. Ha, anladım. Doğru. Hocam teşekkür ederim. Çok güldünüz. Peki Türkiye'nin en fazla araba olan ili hangisidir? En fazla araba olan ili Kars'tır hocam. Çünkü Kars İngilizce. Ya her şeyi biliyorsun Tanguç ya. Neyse ben bilemem. Ama gerçekten en fazla araba olan ili İstanbul'dur. Ben bari öyle kıvırayım bilemedin diye. Şimdi bak Türkiye'de şu yeşille gösterdiğim yerde Tanguç Elader'in Karadeniz'de yeşil yani ormanlar var. Tamam burada Karadeniz iklim var. Ama Güney Anadolu bölgesinde şu bölgede baya bir kuraklık var. Tamam böyle turuncu hava çok sıcak gibi düşün. Buradaki çiftçi zor sıkıntıda olduğu için devlet diyor ki burada madem Fırat ve Dicle nehirleri var. Biz bu nehirleri durdurup buralara baraj gölleri yaparız. Atatürk Baraj Gölü yaparız. Ve bu baraj gölü sayesinde de buradaki suları daha denetimli bir şekilde insanlara sunarız diyorlar. İşte GAP sonrasında birçok olumlu gelişme yaşanıyor. Eğitimde, sağlıkta, sanayide, tarımda, ulaşımda, turizmde, enerjide, şehirleşmede çok güzel gelişmeler yaşanıyor. Bunların hangi alanla etkili olduğunu bilmemiz lazım. Birincisi Güneydoğu Anadolu projesinden sonra yani suyu kontrol altına alıp Güneydoğu Anadolu'nun kurak yerlerine su verdikten sonra Şanlıurfa kısa zamanda pamuk üretiminde ülke birincisi olmuştu. Bak niye? Pamukta üretimde artıyor çünkü su geldi. Bu tarımla alakalı. Projeyle yapılan barajlardan %7'si Türkiye'nin elektrik ihtiyacının 1/3'ünü karşılamaktadır. Harika. Bak bu da demek ki enerjiyle alakalı. Niye? Enerji sayesinde bizler evimize elektrik getiriyoruz. Atatürk barajları sayesinde. Pamuklu dokuma fabrikaları açılmıştır. Bu da yine sanayi sayesinde. Mesela Antep'te açılan bir sürü pamuklu dokuma fabrikası sayesinde Antep dünyada ipin fiyatını belirleyen birçok firmayı barındırıyor. İplikte çok önemli bir yere geldik. GAP Uluslararası Havalimanı 17 Haziran 2007 tarihinde hizmete girmiştir. Bu da yine ulaşımla alakalı Tonguç evladım benim. Çok amaçlı toplum merkezleri ÇATOM açılarak özellikle kadın nüfusun okuma yazma oranı artırılmış. ÇATOM. Bu da yine eğitimle alakalı. Niye kadınlara okuma yazma oranı artırılıyor. Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini fark edilmesini sağlamıştır. Bu da yine bölgede turizmin gelişmesini sağlıyor Tonguç evladım benim. Şimdi başka bir soruya geldik. Doğru mu yanlış mı sorusu. Fikir hırsızlığı yani korsan sahibinden izin almadan kitap, film, CD ve DVD gibi fikir veya sanat eserinden çoğaltma yapılarak elde edilen ürünleri ifade eder. Bu doğru. Gerçekten korsanlar eskiden gemileriyle insanların mallarını çalıyorlarmış tarihte. Günümüzde ise korsanlar gidip insanların kitaplarını işte ne bileyim filmlerini çalıyor. Hatta biz bununla alakalı bazı uygulamalar getirdik ki korsan olmasın diye. Mesela bizim kitaplarımızdan göstereyim. Diyelim ki dörtlü motivasyon denemelerimizi aldığın zaman arkada bir uygulama var. TAS uygulaması. Bunu indirdiğin zaman hem kitabına telefonlarına iniyor bunların hepsi hem de bak şöyle hepsi telefona iniyor ve aynı zamanda bu kare kodlar sayesinde şunu kazıdığın zaman ne oluyor? Emeğe saygılı olmuş oluyorsun ve korsana da hayır demiş oluyorsun. Yani bu kitap tamamen telefona iniyor. Buradaki çözümleri dinleyebiliyorsun. Çok güzel bir hale geliyor. Veya başka bir kitabımızdan göstereyim mesela. Burada ne oluyor bak? Emeğe saygı, korsana hayır demişiz. Niye? Bu kare kodu indirdiğin zaman hem kitap telefonuna iniyor, dijital bir hale geliyor. Hem de sen emeğe de saygı duymuş oluyorsun. Yani bizim o kadar uğraştığımıza şey yapmamış oluyorsun. Bu sadece bizim için geçerli değil. Başka yerlerde de var. Mesela adam film yapıyor. Diyelim ki ünlü bir sanatçımız film yapıyor. Sen onun korsan gösterimini internetten izlersen adama haksızlık yapmış oluyorsun. Bu da bir korsana hizmet olmuş oluyor. Teknolojik gelişmeler insan hayatına olumlu ve olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. Bu doğru. Tabii ki bazı teknolojik gelişmeler bizi olumlu yönde geliştirdi. Ama bazen de artık böyle göbeklerimiz büyüdü. Niye? Artık daha az yürüyoruz. Daha az spor yapıyoruz. Halbuki eskiden daha dinçmişiz mesela. Daha fazla yemek yesek bile daha çok yakabiliyoruz. Her yere minibüste gidiyorum hocam ben. Aferin. Tebrik ediyorum seni. Antropoloji, eski kültür ve uygarlıklardan kalan her türlü alet, malzeme, ev eşyaları ve sanat eserleri gibi maddi kalıntıları inceler. Bu yanlış. Antropoloji ırk bilimidir. Burada arkeoloji olacaktı. Bunun doğru cevabını şöyle arkeoloji kazı bilimi olarak yazalım. Türkiye 26-45 kuzey paralelleri, 36-42 doğu meridyenler arasında yer alır. Bu da yanlış. Türkiye'nin coğrafi konumunu çok net bir şekilde bilmelisin Tonguç'um. Hemen bunu da şuraya şöyle göstereyim. Şu dünya ya Tonguç'um bak. Dünya şu. Burası ekvator. Burası başlangıç meridyeni. Türkiye sıfır ekvatorun 36 tane üstünde 36 kuzey ve 42 kuzey arasında yer alıyor. Ve başlangıç meridyeni sıfır ya. Bunun da 26 doğu ve 45 doğu meridyenler arası. Bak 36-42 kuzey paralelleri 26-45 doğu meridyeni. O zaman şu morlar meridyen, doğu meridyenleri şeylerde. Türkiye nerede hocam? Türkiye'de güzel ülkemizde tam bu bayrak çizdiğim yerde. Oo. Bunlar da yani şu kısımda. Bunlar da 42 paralel bak. 42 paraleli paralel. Bunu bilmek zorunda mıyız hocam? Tabii ki ülkenin konumunu bilmezsen zaten niye yaşıyorsun? Konum atarlar hocam ne olacak yani? Saçma sapan konuşma evladım. Ülkenin konumunu toplayacağını nasıl atacaksın? Öyle bir telefon yok. Türkiye fiziki ve beşeri ve coğrafya çeşitliliğinin fazla olduğu ender ülkelerden biridir. Evet bu da doğru. Niye? Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi ülkemizde hem Kanada'daki gibi soğuk bir iklim olan böyle sert karasal iklim var Erzurum'da, Kars'ta.
Gidiyorsun Rize'ye, İngiltere'de gibi her mevsim yağış alıyor, çay yetişiyor. Hop iniyorsun Antalya'ya, İspanya kıyıları gibi, Ibiza kıyıları gibi süper eğlenceli, oho kop kop sıcak güneş var. Geliyorsun şeye, İzmir'e, kışın yağışlı, yazın böyle sıcak güzel. Yani cennet gibi bir ülkemiz var. Diyoruz ve geçiyoruz başka bir soruya, başka bir heyecana. Tabloda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sektörler hangileridir demişiz. Birisi bitkisel üretim, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, gördüğün zaman hemen söyleyeceğin şey belli. Tarım. Yani tarım sadece çiftçilikle alakalı değil. Ormancılık da tarıma giriyor Tomuç. Balıkçılık da tarıma giriyor. Niye? Bir şeyi doğadan alıp üretiyorsun. Madencilik, imalat ve inşaata baktığımızda ise bu sanayi sektörüne giriyor Tomuç'um. Niye? Bir üretim yapıyorsun. Yani bir ev üretmek de sanayidir. Bir kalem üretmek de, bir gömlek üretmek de, bir araba üretmek de. Madencilik de yine sanayinin içine girmiş oluyor. Ticaret, turizm, ulaştırma, sağlık, eğitim, güvenlik ise bunlar hizmet sektörüne girmiş oluyor. Niye? Çünkü burada paraya ihtiyacın yok. Daha çok kendi, yani böyle bir doğadan ya da bir makine sayesinde bir şey yapmana gerekiyor. Mesela ben öğretmen olarak eğitim sektöründeyim ve hizmet sektöründeyim. Niye? Yani kendim bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Veya bir doktor aynı şekilde kendi bildikleriyle insanlara hizmet etmeye çalışıyor. Sevdiğin bir işi meslek edinirsen hayatında bir gün bile çalışmazsın demiş Confucius. Verilen sözden hareketle meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurları yazınız. Birincisi tabii ki ilgi. Yani sen sevdiğin bir işi yapıyorsan, mesela ben öğretmenliği sevmiyorsam bu şu anda bana bunu anlatmak çok zor gelir. Çok sıkılırım. Üf, keşke anlatmasam derim. Ama seviyorsam bir video daha çekeyim, bir öğrencime daha anlatayım, biraz daha komik yapayım, biraz daha ayrıntılı anlatayım diye işi uzatırım. Dolayısıyla ilgi sevdiğim bir şey yapmamı sağlıyor. İkincisi yetenek. Eğer bir mesleğe, mesela diyelim ki benim şeye, mühendisliğe yeteneğim yok. Ama ben mühendis olmalıyım. Mühendisler çok para kazanıyor. Mühendisler çok zeki. Ben de mühendis olacağım. Ben hatta elektronik mühendis olacağım desem yamulurum. Yeteneğim yok ki yani. Yapamıyorum yani. Dolayısıyla bu da benim moralim bozulmasına sebep verir. Halbuki benim belki de başka bir yeteneğim var. Devam edelim. Kişilik özellikleri. Bazı insanlar gerçekten kişilik özellikleri bakımından bazı mesleklere daha yatkın oluyor. Dolayısıyla şunu unutmamalısın Tonguç. Her insan esasında zekidir. Mesela bir futbolcunun... Ben de mi hocam? Ya o kadar değil. Abarttım gerçi. Özür dilerim. Tamam. Hayır, sen de zekisin. Mesela sende de espri yeteneği var Tonguç. Çok zekisin yani. Espri yapabiliyorsun. Bu da insanların ders dinlemesini sağlıyor. Türkiye'nin bir numaralı ili hocam. Evet. Yangın dolabını açmışlar. Yan kızmış hocam. Ya bunlar değil Tonguç, bunlar espri değil. Yani şunu Türkiye'nin yangın dolabı. Yangın dolabını açmışlar, yan kızmış hocam. Yangın dolabını açmışlar ya. Ben daha yeni anladım. Çok işte. İyi espriler yapıyorum aslında. Ama espri... Temel bir yarışmada doping yapmış, anlaşılmasın diye sonuncu olmuş hocam. Ya bunlar... Tonguç gerçekten gülmekten katılıyorum gördüğün gibi ama şu kesin. Çok ya... iyi gerçekten, espri anlayışım çok kuvvetli hocam. Ya espri anlayışının kuvvetli olması bu tarz esprilerin komik olmadığını söylemekle de ortaya çıkıyor. Yani bunlar komik değil hocam diyorsun, bu da bir espri. Ama özetle şunu demek istiyorum. Her insan zeki. Mesela ben öğrencilerime her zaman sizlere de şunu söylüyorum. Sana da şunu söylüyorum. Mesela matematikte başarısın. Eyvah ben kötüyüm dememelisin. Türkçede başarısın. Eyvah ben İngilizce yapamıyorum. Hayır. Sen belki sporda çok başarılı olacaksın. Veyahut da tiyatroda çok başarılı olacaksın. Veyahut da müzikte çok başarılı olacaksın. Yani şu anda herkesin mühendis olduğu bir dünya olsa ne olur? Batarsın. Ülkemiz kalkınır. Hayır. Herkes doktor. Herkes çok zeki ve doktor olmuş. Ve kim tarımsal üretim yapacak? Kim sanatsal üretim yapacak? Kim müzik yapacak? Kim spor yapacak? Yani bir futbolcu milyarlarca lira kazanıyor, ülkesine katkıda bulunuyor. Gitse bir tane matematik sorusunu yapamaz. Demek ki o salak mı? Hayır. O da zeki ama onun da spor zekası var gibi düşünmelisin. Dolayısıyla her insan ilgi yeteneklerini bulduğu zaman çok zekidir. Bunu da bilmeliyiz. Tonguç evladım benim. Ve kariyer ve gelir durumu. Tabii ki de sen şimdi ilgin var diye para kazandırmayan bir mesleği de yapmak istemezsin. Dolayısıyla kariyer ve gelir durumu da önemli. Ama insan eğer sevdiği işi yaparsa çok güzel de para kazanabiliyor. Niye? Çünkü sevdiği işi yaptığı için insanlar da ona değer veriyor. Mesela ne vardı? Bizim orada bir tane vardı ya, bizim eskide bir tane ayakkabı boyacısı vardı. Sadece ayakkabı boyuyor. Adamın tek yaptığı iş ayakkabı boyacılığı. Ama o kadar iyi boyuyor ki bütün varlıklı insanlar veya ayakkabısına çok değer veren insanlar adama götürüyor. Adam da yanında başka elemanlar almış. Onlara da öğretiyor. Bak çok güzel boyayacaksınız. Çok iyi parlatacaksınız. Boyadıktan sonra poşette koruyacaksınız böyle. Adam İstanbul'da çok lüks bir semtte ayakkabı boyacılığı yaparaktan para kazanıyor. Niye? Mesleğini çok sevmiş. Dememiş ki ya ben insanların ayakkabısını boyuyorum dememiş. Sadece mesleğine saygı duymuş ve başarılı olmuş. Diyoruz ve geçiyoruz başka bir soruya. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Almanlara pes dedirten alüminyum filtre mucizesi. Büyük bir firmanın Almanya'dan 13 euroya ithal ettiği alüminyum filtreyi 5 euroya üretip Almanlara dize getiren Adapazarlı 5 genç 2003'te 3 fabrika ve 18,5 milyon TL'lik ihracata ulaştı. 4. fabrikaları ise yolda. Helal olsun. Yine bir Türk mucizesi. Yine Almanya'nın bir şeyini kopyalamışız. Hayır, Almanya'yı dize getirmişiz. Almanya'yı kopyalasak 13 euroya, bak
Almanya 13 euro ithal ediyormuş. Biz 5 euroya üretiyoruz. Ben de ileride çakma Mercedes yapmayı düşünüyorum. Evet, tebrik ediyorum seni Tonguç'um. Gerçekten Almanya'ya daha ucuza bir Mercedes satabiliriz diyoruz. Şimdi gelelim şeye. Nitelikli bir insan olarak 5 gencin özellikleri nedir? Birincisi... Hatta Mercedes amblemi yerine Türk bayrağı koymayı düşünüyorum. Aferin. Ay yıldız. Ay yıldız koyalım ki adamlar kendilerine gelsin. Girişimcilik. Nedir girişimcilik? Çocuklar, 5 genç... Ya dememişler ki ya biz Almanya, koskoca Achtung, Eisenbiete, Kainin falan dememişler. Oturmuşlar girişimciler. Her havuzun dibi aynıdır. Yani her havuzun dibi aynıdır demişler. Kendi havuzlarının dibini değiştirmişler. Aynı zamanda araştırmacılık. Yani bunu tabii ki kafadan atmamışlar. Bak 20 milyona yakın ihracat yapmışlar. O zaman bu araştırmacılık yeteneklerine gösteriyor. Bir de Almanya'ya satsalardı keşke. Almanya'ya satmışlar zaten. Almanya. Aa. 13 euro başka ülkelerden ithal ediyormuş. Almanya demişler ki mağlup yapma. Ben milyon euro zannettim. TL olunca çok fazla şey olmaz yani. Ya sen de gerçekten rakamlar açısından küçük gelmeye başlamış. Beş genci bu faaliyetinin ülke ekonomisine katkısı nedir? Birincisi ülkemiz Almanya'ya ihracat yapıyor. Yani Almanya'nın parası bize geliyor. Bizim mallarımız Almanya'ya gidiyor. Biz para kazanıyoruz yani. İhracata katkı sağlamış ve aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltmış. Yani sonuçta biz hep dışarıdan alıyormuşuz. Artık dışa bağımlılığı azaltmışız ve aynı zamanda ülkeye döviz girişi sağlamış. Gerçekten ülkeye döviz girmesi çok çok önemli. Nasıl bir aile para kazanıp eve para girdiği zaman o aile zenginleşebiliyor. Ülkeye de dışarıdan para girdiği zaman o ülkenin gelirlerinin arttığını görüyoruz. Aşağıda verilen özelliklerle enerji kaynaklarını eşleştiriniz demiş. Bakalım. Şimdi yenilenebilir enerji var, bir de yenilenemeyen enerji var. Yenilenebilir enerji dediğimiz şey şu. Yiyebiliyoruz hocam enerjileri. Hayır hayır, yemekle alakalı değil. Burada bak, yenebilir değil, yenilenebilir. Mesela rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, dalga enerjisi bitmiyor yani doğada. Sürekli var. Rüzgar, bir daha rüzgar çıkıyor. Bir daha güneş doğuyor çok şükür. Bir daha işte ne bileyim dalgalar esiyor. Ve bir gün gelecek o güneş doğmayacak. Ne diyorsun? O kıyamet olur mu diyorsun? Öyle bir şey ya. Ha, anladım. Slogansı konuştun. Slogansı konuştun ama kıyametten bahsediyoruz. O zaman zaten hep biz mortanze olacağız. Burada önemli olan şey. Bir de yenilenemeyen var. Mesela kömür bitiyor. Yapacak bir şey yok. Petrol bitiyor. Doğal gaz bitiyor. Bunlar yenilenemiyor. Dolayısıyla bunlar fosil yakıtlar olarak biliniyor. Doğada sınırlı miktarda olan dolayısıyla yenilenemeyen kömür, fosil yakıtlar dediğimiz doğal gaz, lignit gibi şeyler. Ama bu yenilenebilir, doğada sınırlı miktarda değil. Yani rüzgar bitti abi, rüzgar kalmadı diyemez. Güneş bugün kalmadı, görüşürüz hadi yarın. Öyle bir şey yok. Güneş bugün kalmadı diyorsa o gün kıyamet olmuş, yapacak bir şey yok. Temiz enerji kaynaklarıdır. Kullanımı doğaya zarar vermemektedir. İşte bu burası. Ama bunlar doğaya çok zarar veriyor. Bir sürü dumanlar çıkıyor çevreye. Karbon monoksit, karbondioksit zarar veriyor. Uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bu uzun yıllardır kullanılmaktadır değil, uzun yıllar kullanılabilir diyelim bunu. Uzun yıllardır kullanılmaktadır. İkisi de uzun kullanılıyor. Uzun yıllar kullanılabilmektedir diyelim. Burada tabii ki yenilenebilir enerji. Hep kullanabilirsin. Güneş enerjisinden, işte rüzgar enerjisinden, dalga enerjisinden uzun yıllar falan. Ama bu bir yerde bitecek. Gelecek yıllarda daha çok kullanılması beklenmektedir. Yine bu burada da tabii ki yenilenebilir enerji görüyoruz. İlk yatırım maliyeti fazladır. Burada da yine şeyi görüyoruz. Nedir onun adı? Yenilenemeyen enerji kaynaklarını görüyoruz. Niye? Çünkü burada dağları delip bir sürü şey araştırman gerekiyor, çıkarman gerekiyor. Şimdi tabloda boş bırakılan yerleri dolduralım. Şimdi birincisi az önce yenilenebilir enerjiyi söylemiştik. Güneş yenilenebilir bir enerji. Bitmiyor çok şükür. Rüzgar yenilenebilir bir enerji. Su yenilenebilir bir enerji. Dalga enerjisi aynı şekilde. Biyoenerji yine aynı şekilde. Biyoenerji. Ve yine aynı şekilde jeotermal enerji. Yani doğadan aldığımız, daha doğrusu yerin derinliklerinden gelen sıcak su buharının enerjisi de yenilenebilir enerji. Mesela Denizli'de, Aydın Germencik'te ve yine aynı şekilde Manisa Alaşehir'de yerin altından çıkan buhar enerjisiyle çok rahat oradaki konutları ısıtıyorlar. Ve aynı zamanda sanayiye de sağlıyorlar. Yenilenemez enerji kaynaklarına baktığımızda ise daha çok fosil yakıtları görüyoruz. Petrol. İlla ki bitecek. Şimdi Araplar satıyor. Oh güzel ama bitince ne olacak? Mortanzi. Devam ediyoruz. Kömür. Mesela Zonguldak'ta kömür yataklarımız var ama bitince ne olacak? Doğalgaz. Tamam Rusya'da doğalgaz çok ama bitince ne olacak? Belli bir ömür biçiyorlar bilim insanları. Nükleer enerji. Yine bu da belli bir yerde bitecek. Dolayısıyla bunlar yenilenemeyen enerji kaynakları ve çevreye zarar veriyor. Bu durumun aşağıdakilerden hangisi neden olması beklenmez demiş. Ülkemizde Samsun ve çevresinin yükseltisi çevresine göre azdır. Tamam. Bölgede verimli delta ovalarını geniş yer kaplar. Bölgede verimli delta ovaları geniş yer kaplar ve ticari faaliyetler gelişmiştir. Tamam. Bu durumun aşağıdakilerden hangisi neden olması beklenmez. Ulaşım gelişmesine tabii ki. Niye? Orada verimli ovalar varsa oraya ticari faaliyetler için gelen yollar lazım. Arabalar lazım. Arabalarda yol yapmak lazım. Tarım faaliyetleri gelişir tabii ki. İş imkanları artar. Dış göç yaşanmaz. Aksine
Dış göç, dışarıya verilen göç demek. Buraya insanlar gelirler, dışarıya göç vermez diyoruz. Eğer oralarda iş imkanı olmasa dışa göç olur. Mesela Rize'de dış göç fazla çünkü iş imkanı az. Dağlık bir yer Rize. Dolayısıyla insanlar tarım arazisi az, basıp gidiyorlar. Ama Samsun içerisinde bu tam tersi. Sosyal bilgiler dersinde yaşadığımız çevre ve dünyayı tanıyoruz. Tarihimizin sayfalarında geziniyor, etkin bir vatandaş olma becerileri kazanıyoruz. Bize bu bilgi ve becerileri kazandıran nokta nokta gibi bilimler sosyal bilimler olarak adlandırılmaktadır. Verilen bilgide boş bırakan yere hangisi getirilemez demiş. Mesela tarih bir sosyal bilimdir Tonguç'um. Bize gerçekten birçok beceri kazandırıyor. Yine hakeza coğrafya da bir sosyal bilimdir. Veyahut da toplum bilimi diye en başta dersimizin başında anlattığımız sosyoloji bir sosyal bilimdir. Ama biyoloji sayısal bir bilim. Niye? Canlıların yaşantısını, canlıların iç dünyasını bizlere inceliyor. Yukarıda bilimsel araştırma basamaklarının doğru sıralaması hangisine doğru verilmiş? Bak bu sınavda çıkar bak Tonguç. Buraya dikkat et. %100 çıkar diyorum. Buraya dikkat et Tonguç. Nedir? Şimdi birincisi 1. Problemin ortaya konması. 2 falan diye gidiyor. Burada ilk başta konu belirlememiz lazım. O zaman 2. İlgi ve yeteneğe göre konu belirlemek. İlk başta 2'yi koydum. Ardından problemi ortaya koymak, sürenin belirlenmesi, rapor oluşturmak. Problemin ortaya konması lazım. Sonra 1. Ardından rapor oluşturmak. Ya pardon, sürenin belirlenmesi. Bir süre belirleyeceksin ki ona göre gideceksin. Ardından konuyla ilgili kaynak taraması yapmak ve mevcut bilgi birikimini desteklemek. Tamam. Sonrasında da rapor oluşturmak. Yani en son tezini yapıp bitiriyorsun ve artık rapor oluşturmuş oluyorsun. Dolayısıyla buna benzer bir seçenek inşallah vardır. 1 ile başlıyor olmaz, 3 ile başlıyor olmaz. Evet, 2. Ceyhan seçeneğimiz tam da bu. Hocam yine tutturdunuz gerçekten de. Evet, ne diyorsun evladım? Dolayısıyla burada, bak çok önemli bir şey söylemek istiyorum sana Tonguç. Bu sınavda çıkar diyorum ve geçiyorum başka bir soruya. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımı destekleyen kurumlar arasında değildir? Ha bu arada bu soruyu yapacağız ama Tonguç'um bak. Sana Zuru Bankası'ndan ödevler vermek istiyorum. Neden? Çünkü şimdi yazıldan önce yanında akıl notlarını taşıyacaksın ama bak, akıl notlarıyla güzelce çalışacaksın, tamam. Hatta buradan ödevler vereceğim ama Zuru Bankası'nda, 6. sınıf Zuru Bankası'nda hemen sosyal bilgileri açıyorum sana. Konularımıza baktığımızda bak dünyanın neresindeyim? Bu paralel ve meridyenlerle alakalı sayfa 218, 219, 220, 221. Ülkemizin zenginlikleri haritada buradan devam ediyoruz. 219'dan başlayıp nereye kadar? Nitelikli insan gücü, mesleğin Türkiye, 3 kuvvet. Ha şuraya kadar yani yönetime kadar sayfa 235'e kadar. 219 ile 235 arasında Zuru Bankası'na mutlaka çözmelisin Tonguç Ali adım 1. Aynı zamanda akıl notlarımızdan yani 6. sınıf akıl notlarını yazıldan önce yanında gezdirebilirsin. Burada Tonguç'um yine sayfaları söylüyorum. Sayfa 64'ten ki 6.1'den de bakman gerekiyor. Bunlar akıl haritalarının notlara dönüş hali. Buradan da yazıldan önce yanında gezdirebilirsin. Üretim, dağıtım ve tüketim ünitemiz ve aynı zamanda da etkin vatandaşlığa kadar yani sayfa 71'e kadar geliyorsun ama etkin vatandaşlık yok. Bir de Tonguç evladım benim. 0'dan 6'yadan da ödev vermek istiyorum sana. Burada yine konulara şöyle çalışman gerekiyor. Birincisi üretim, dağıtım, tüketim neredeyse. İnsanlar, yerler ve çevreler ünitesiyle başlayacaksın. Ünite 3'ten başlayacaksın Tonguç'um. Paralel meridyen nedir bilmen gerekiyor. Sayfa 130'dan başla. Hatta coğrafi konumun ne olduğunu bilmen gerekiyor. Sayfa 128'den başla. Bu kısma çalış. Ardından sayfa 132'de ülkemizin güzellikleri haritada buraların ne olduğunu bil. Plato nedir, delta nedir, akarsu nedir, körfez nedir bil. Eğer hocan çok hızlı gitmediyse buralardan daha fazla soru soracaktır ileriki konulardan. Akdeniz iklimi, karasal iklimi, Karadeniz iklimi burayı hocam mutlaka sınavda soracaktır. Eğer çok ileri gitmediyse. Bunlar daha çok birinci dönemin ikinci yazılısının son konularıydı. Ama şimdi muhtemelen okullarda bu konunun üzerine de yazıldığı soru soracaklar. Ekonomik faaliyetleri bilmen lazım. Marmara, Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'da, Ege'de neler yetiştiriliyor sana hocam soracaktır. Madenlerimizden bor, linyit, demir, krom, bakır, taş kömürü nerede yetişir bilmen gerekir. Kutup iklimi, ekvatoral iklimi, muson ikliminin ne olduğunu bilmelisin Tonguç. Bunlar daha çok ilk konular gibi duruyor. Ama temelinde bak hayalindeki gelecek konusunda geçelim şöyle. Konu tespiti, hipotez ileri sürme, kaynak tarama, sınıflandırma ve sonuç raporu. Bu kısmı hocan sana soracaktır. Az önce biz de yazılıda bu örneği sorduk. Yine kaynaklarımızın kazanca dönüşmesiyle alakalı, tarım, hayvancılıkla alakalı, sularımız ve madenlerimizle alakalı da mutlaka bir çalışma yap. Bu sayfalarda güzel bir şekilde çalışıyorum Tonguç evladım benim. Bir de nitelikli insan ve mesleklerin özelliklerine baktığımızda neden nitelikli oluyor insanlar? Bunu da bilmemiz gerekiyor. Burada son sayfa 150'ye kadar çalışman gereken sayfalar. Bir de Tonguç evladım benim. Az önce bu korsana hayır derken de gösterdik. Sen gelecek senelerde gireceğin sınavlarda ve okul yazılarında başarılı olmak istiyorsan şimdiden yeni nesil, yeni sınav tarzına uygun böyle infografik soruların olduğu, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, din konularının olduğu tüm konularda içeren denemeler çözmelisin. Bu denemeler direkt olarak senin sadece okul yazılarını değil
aynı zamanda test çözme yeteneğini de geliştirdik. Hatta bak biz bunun arkalarına optik form koyduk. Bu optik formlardan da doldurup çözdüğün zaman gerçek sınav provası yapmış olacaksın. Muhtemelen okulda da sana böyle denemeler çözülüyorlar. Bu denemelerde Milli Eğitim Bakanlığı sorularına örnek uyumlu olduğu için, örnek sorularına %100 uyumlu olduğu için senin hem okul derslerinin başarını artıracak hem de gelecekte gireceğin toplu sınavlarda iyi bir başarı sağlayacak. Mesela buna benzer bir soru karşına geldi. Diyelim ki ülkemizde tarımı destekleyen kurumlar arasında değildir diyor. Net bir bilgi sorusu. Toprak Mahsulleri Ofisi evet. Ziraat Bankası evet. GAP İdaresi evet. Etibank ise daha çok madencilikle alakalı. Daha çok tarımdan ziyade madencilikle alakalı olduğu için sanayiyi destekliyor. O yüzden bu bilgiyi bilmen gerekiyor. Evet, ödevlerini verdim Tonguç Eladım benim. Sınıf anahtarı sisteminde bunun iki kat daha video var. Oradan da izleyebilirsin. O zaman şimdi ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım. Şimdiden başarılar diliyorum.